Merhaba arkadaşlar, konuğumuz Nick Walker. Videoya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu size ürettiğim içeriklerin tamamını, hatta fazlasını, bazılarının videolarını yapmıyorum çünkü, benim web sayfamın haber bölümünde bulabilirsiniz. Web sayfamın haber bölümünü görüyorsunuzdur zaten. Haftada 4 ya da 5 içerik giriyoruz. Hem haber bölümüne hem blog bölümüne. Oradan da takip edebilirsiniz. 3 gün önce Nick Pro kartını nihayet aldı. Daha önce bir video çekmiştim Nick'le alakalı. Onu şuraya koyuyorum. Şöyle bir özet geçmek gerekirse Nick 15 yaşında vücut geliştirmeye başlıyor. Şu anda 25 yaşında gerçekten devasa bir kütlesi var ve estetik. Yani böyle sadece kütle değil. Tabii ki eksikleri var ama 25 yaşında daha o eksikleri tamamlamak için çok zamanı var. Ve hafta sonu North America'da pro kartını aldı. Kendi sikletinde birinci oldu, arkasından da overall oldu. Ve de hakkıyla, gerçekten herkesten uzak araydı. Yani çok belliydi, yani ilk yarışmaya çıkarken ben overall olacağım diye çıktı. Zaten antrenörü Matt onu kampa sokmuştu. Matt kampı sürekli sosyal medyada dönüp dolaşıyor. Gerçekten de hani kamp artık ne yaptılar ne ettiler kampta bilmiyorum. Barbekü yapmadıkları kesin ama acayip fark etmiş ve direkt olarak overall oldu. Ve arkasından pro kartını aldıktan sonra ne yapacaksın diye sorulduğunda bir tane yoruma bundan sonrasında Chicago Pro Show'a gideceğim dedi. Ya bakar mısınız, pro kartını aldı ve arkasından hemen pro show'a gidiyor. Tabii biraz onun kısmetine, koronadan dolayı bu yıl Olimpia ertelendiği için, yani Aralık ayına ertelendiği için bütün pro şovların da tarihleri kaydı. Bütün pro şovların tarihleri de kayınca bazıları ertelendi, bazıları iptal oldu, bazılarının tarihleri başka zamanlara. Dolayısıyla onun şansına şu anda çok iyi bir yarış var. Eğer Chicago Pro Show'da direkt olarak kendi sikletinde, yani Super Heavyweight'te birinci olursa, o zaman direkt olarak Olimpiya'ya gitmeye hak kazanıyor. Bu arada aynı New York Pro Show gibi Chicago Pro Show'da adı Chicago ama Atlanta'da yapıldı. Evet, gerçekten bu koronavirüsü, bu hastalık, bu salgın her şeyi birbirine karıştırdı. Neyse, en azından bir takım eventler yapılabiliyor hala. Yani bir şekilde bir çareler bulabiliyorlar. Bakalım Nick ne yapacak? Bu arada benim takip ettiğim Nick'in rakibi zannediyordum. Fakat kesinlikle rakibi değilmiş. Nick Super Heavyweight'te. Şimdi söyleyeceğim isim ise Heavyweight'te. Martin Fitzwater. Martin Fitzwater 22 yaşında ve gerçekten çok iyi. Yani bana sorarsanız Nick'ten daha estetik duruyor. Tabii ki de Nick kadar büyük değil. Zaten olamaz da. Muazzam hacimli ve 25 yaşında olduğunu düşünürsek daha önünde yıllar var. Ömrü yeterse muazzam olur gerçekten de. Evet, şimdi gözümüz Chicago Pro Show'da. Chicago Pro Show Nick'in şansına, birinci olana direkt olarak Olimpiya'ya gönderiyor. Daha önce Olimpiya videosu çekmiştim bir tane. Onu da şuraya koyuyorum. Bütün pro show'ların puan sistemleri aynı değil. Puanlamaları aynı değil. Mesela Tampa Pro Show'da birinci olan direkt olarak Olimpiya'ya çıkabiliyor. Mesela Hunter Labrada. Onun da videosunu yaptım, Hunter Labrada ailesi diye. Onu da şuraya koyuyorum. Onu da mutlaka izleyin. Babası yıllarca Olimpiya'da yarışmış bir sporcu ve Hunter Labrada'yı babası hazırlıyor. Yani müthiş bir şey, düşünsenize, o yollardan geçmiş bir insan, o yolların tozunu yutmuş bir insan sizi hazırlıyor. Gerçekten süper. Nick'in durumu ne olacak? Nick neler yapabilecek? Ben Chicago Pro Show'da bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Arkasından Olimpiya'ya gideceğini düşünüyorum. Ama Olimpiya'da ne yapar bilemiyorum. Olimpiya kurtlar sofrası. Bir de şöyle bir şey var. İnsanları tek başına, ya yani vücut geliştirmecileri tek başına bir yerde gördüğünüz zaman gerçekten muazzam duruyorlar. Aynı sikletten benzeri vücut geliştirmecileri yanlarına koyduğunuz zaman sizin müthiş dediğiniz insanın eksikleri bir anda ortaya çıkıveriyor. En azından uluslararası bir hakem falan değilseniz ancak böyle anlıyorsunuz. Uluslararası hakem olan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz baktıkları zaman onların çok enteresan şeyleri var. İşte önden çift biceps verdiğin zaman, işte şu çizgiden şöyle aşağıya doğru bakacaksın. İşte şuradan şu adelenin çizgisi tutacak. Enteresan şeyler söylüyorlar. Evet, ben de böyle takıldığım yerlerde Nüket ablaya soruyorum. Nüket ablaya da sevgiler, selamlar. Nick'i takip edin, Martin'i takip edin, Matt'i takip edin. Onların hepsini açıklama bölümüne koyuyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim videolarımda yaptığım kaynakların tamamını ben açıklama bölümüne koyuyorum. Birini merak ederseniz, bir şeyi merak ederseniz açıklama bölümünde mutlaka linki vardır. Sosyal medyası, YouTube kanalı, web sayfası, işte benim araştırdığım web sayfaları, mutlaka kaynakları vardır. Kaynaklara gitmek istiyorsanız, bir araştırma yapmak istiyorsanız oradan gidebilirsiniz. Açıklama bölümünde şöyle bir kurcalayın, şöyle bir göz atın. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Sürekli olarak beğenin, böyle abone olun, çanı açın falan diyorum. Bazılarınız çok kızıyor. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Söylemek zorundayım. Çünkü İstatistiklerde
videoyu izleyenler %70 olarak abone olmayanlar. Bu yüzden abone olanların izlemesini istiyorum.